Selam hidayete tabi olanlara. İhsan şen ocak. Ocağın bayağı şendir senin. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki dünyaca insanların en bahtiyarını, yani mutlusu, mesudunu, yani şen olanını adi oğlu adiler oluşturmadıkça kıyamet kopmaz. Şimdi çıkmışsın. Bundan sonra Mustafa İslamoğlu'na çağrıda bulunuyorsun. İşte İsa aleyhisselamın peygamber olduğunun delillerini ortaya koyacakmışsın. Çağırıyormuşsun, gelmiyormuş. Sen nasıl bir tüccarsın ki? Müslüman diyemiyorum. Nasıl bir tüccarsın ki? Aynı adı oğlu adı. İngiliz ajanı Cübbeli Ahmet gibi. Ortaya koyduğumuz hakikatleri bizden alıp onlara satmaya çalışıyorsun. Ya senin karşına bırak Mustafa İslamoğlu'nu, Mehmet Okuya da çıksa, diğerleri de çıksa hiçbir şey fark etmiyor. Sen daha Kur'an-ı Mübin'de peygamber lafzının olmadığını söyleyecek şeref ve onura sahip değilsin. Ya nasıl bir Müslümansın kısmını sorgulanması lazım aslında da. Sen daha Kur'an-ı Mübin'de peygamber lafzının olmadığını, Nebi, Resul, Enbiya, ondan sonra kelimelerinin olduğunu beyan edecek şeref ve onura sahip değilsin. Peygamber de peygamber. Hadi Kur'an'dan açın bana gösterin neresinde peygamber yazıyor. Peygamber Farsça bir kelime. Ya sana anlatacak çok şey var da. Şimdi diyorsun ki işte Mustafa İslamoğlu karşıma çıksın. Bundan sonra işte Arapça bilmeyenler değil. Arapça bildiğin halde Kur'an'da peygamber lafzının olmadığını söyleyecek şeref onura sahip değilsin. Senin neren Müslüman? Sorarlar adama senin neren Müslüman? Peygamber peygamber diye uyutun milleti. Kur'an'da Nebi kelimesi var. Resul kelimesi var, Enbiya kelimesi var. Anlamışsın belli başlı bir şeyleri de bu safa geçmeden söylemen seni tüccar yapar, Müslüman yapmaz. Seni tüccar yapar. İyi bir tüccarsın, onu anladık. İyi satıyorsun, Cübbeli de çok iyi tüccar. Bizim ortaya koyduğumuz hakikatleri alıyor, sanki kendi ortaya koymuş gibi de açıklıyor. Çok iyi tüccar. Sen de aynı şekilde din tüccarısın herhalde. Yani gerçi bakıldığı zaman tam bir din tüccarına da benziyorsun. Bir kere birincisi İyi anla. Hani sana ayetleri söylemeyeceğim. Mehmet Okuyan'ından tut Mustafa İslamoğlu'na kadar. Ben Arapça bilmiyorum bak, Arapça bilmiyorum. Üçüncüsünü de söyleyeyim, Arapça bilmiyorum. Arapça bilmediğim halde karşıma çıktıklarında onlar için iki seçenek kalacak. Ben Arapça bilmeyeceğim, onlar Arapça bildiği halde sorduğum ayetleri bana açıklayacaklar. Mealini verecekler. Mealini verdikten sonra aynı ayetten onlara soru soracağım. Karşımda tıkanıp kalacaklar. Ondan sonra arkasından çıkacaklar. Diyecekler ki arkadaş biz tövbe ettik, Müslüman olduk. Ya da diyecekler ki biz müflis insanlardanız, kafir insanlardanız. Biz Müslüman değiliz diyecekler. İki seçenekten başka bir seçenekleri kalmayacak. Selam hidayete tabi olanlara.